Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe teklifi üzerine söz aldığım genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülke günlerdir 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi ahlaksızlığıyla sarsılıyor. Ne yazık ki, ne yazık ki Sayın Aile Bakanı bu vahim olaya 3 gün sonra refleks gösteriyor. Hiç kusura bakmayın Sayın Bakan. Ne kadınları koruyabildiniz ne de yavrularımızı. Ve şunu belirtmek isterim ki bizim iktidarımızda bu bakanlık her şey olup bittikten sonra sadece davaya müdahil olan bir bakanlık olmayacak. Bu ahlaksızlığa asla müsaade etmeyen politikalar hayata geçirecek. Değerli milletvekilleri, bakanlığın bütçesine gelince rakamlar bize neyi söylüyor? Bakanlık gelecek yıl için 149.88 milyar ödenek istiyor. Bu yılki ödenekten 50 milyar daha fazla. Bu paranın %90'ının sosyal yardımlar için kullanıldığını düşünürsek şu somut gerçeği görüyoruz. Yoksulluk giderek derinleşiyor. Sosyal yardıma muhtaç yurttaş ve hane sayısı katlanarak büyüyor. İşte bu iktidarın iflas eden ekonomi politikası ve bu iflasın toplumsal faturasıdır. Rakamlarla anlatmaya devam edelim. Bakanlık sosyal yardımlar için gelecek yıl yaklaşık 130 milyar lira kaynak istiyor. Peki bütçeden faize ne kadar para ayrıldı? 565 milyar lira. Yani yoksula bir, faizciye 4 vereceksiniz. Lafa gelince nas, gelince faiz haram diyeceksiniz. İcraata gelince milleti yoksullaştırıp faiz lobilerine hizmet edeceksiniz. Sizin kitabınızda yoksulluğu yenmek yazmıyor. Yoksulluğu idare etmek, normalleştirmek ve istismar etmek yazıyor. İşte bu yüzden yoksullukla mücadele için kullanılması gereken kaynaklar heba ediliyor. Beytülmal yağmalanırken milletimiz açlığa, yokluğa, yoksulluğa, sefalete sürükleniyor. Eserinizle gurur duyabilirsiniz. Değerli milletvekilleri, rakamları eğip bükmeden, pandemi gibi bahanelerin arkasına sığınmadan gerçekle yüzleşelim. Sosyal yardım yapılan hane sayısı çarpı hanede yaşayan ortalama kişi sayısı eşittir 23.6 milyon. Yaklaşık 24 milyon yurttaşımızın muhtaçlığın pençesinde olduğunu kabul edin. Bunu kabul edin ki bu sorunun nasıl çözülebileceğini tartışalım. Sayın Bakan, hiçbir iktidar yardım ettiği yoksul sayısıyla övünemez. Ancak yoksulluktan çıkardığı kişilerle övünebilir. 24 milyon yurttaşımızı yoksulluk batağından kurtarıp üretimin ve hayatın bir parçası haline getiremeyen, refaha erdiremeyen iktidar kesinlikle başarısızdır. Bu iktidar tercihini yoksulluğun idaresinden yana kullanmıştır. Kurulan sistem yoksulu yoksulluktan kurtarmak üzerine değil, muhtaçlığı sürdürmek ve istismar etmek üzerinedir. Bu ucube sistemin failleri şimdi kapı kapı dolaşıp biz gidersek CHP gelecek, CHP sosyal yardımlarınızı kesecek yalanını pazarlamaya çalışıyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Evet, bu iktidar gidiyor ve biz geliyoruz. Ve biz geldiğimizde sosyal yardım sistemini çok güçlü bir şekilde yeniden inşa edeceğiz. Sosyal yardımları siyasi istismar amacı olmaktan çıkaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aile destekleri sigortası sosyal yardımları tek elde toplayacak. Sosyal yardımlar hak temelli olacak ve yalanlarınızın aksine kaynakları artıran bir sistem kuracağız. Bizim kuracağımız sistem yoksulluğu sürdürmek üzere değil, aksine yoksulluktan kurtarma, istihdama katma, sosyal güvenceye kavuşturma hedefli olacak. Değerli milletvekilleri, bu düzen yıkılmaya mahkumdur. Bakan
Tamamlayın sözlerinizi. Teşekkür ederim. Bakanlığı gerçek işlevine kavuşturma görevi görülen o ki bize düşüyor. Bizim iktidarımızda bu bakanlığın kasasına girecek her kuruş yoksulluğu yok etmek için kullanılacak. Bu yaptığınız son bütçe olacak, size hayırlı olsun. Milletin bütçesini biz yapacağız. O da vatana, millete hayırlı olacak. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.